orada 45 kişiye bir hak sahibi olacak. Fakat bunun dışında da burayı belediye kendi hayrına şey yapıyor. Buradan da bir rant elde edilecek. Bu rant elde edilirken 45'ini bu şekilde verdikten sonra diğerinde oraya devasa bir iş merkezinin dikilmesi İnye'ye yapılacak en büyük ihanetlerden yeni bir ihanet oluşturacak. Her şeyden önce bir projenin veyahut da bir şey olup olmadan bu şekilde bir para toplanması veyahut da bunun insanlara söz verilmesi o tabii apayrı bir konu. Hiçbir güvencesiz ya da işte hiçbir protokole bağlanmayan bir ödemenin yapılması o kişileri tereddütte bırakıyor. Bunun da şeylerini, endişelerini taşıdıklarını hissediyorum. Çünkü sık sık açıklama yapmak durumunda oradaki hak sahibi olacak kişilerle sık sık bir araya gelip onları ikna etmeye çalışmaları da eksik giden, kendi açılarından eksik yaptıkları şeyleri telafisini, insanlara güven verme açısından sürekli bunu yaptıklarını düşünüyorum. Eksikliklerin olduğunu da bunun kendilerinin kabul ettiği anlamına geliyor. Bugün işte gene bir açıklama yapıldı. Ondan önce 3 defa falan herhalde oradaki kiracılarla bir araya gelinmesi falan. Bu tereddüdü kendilerinin de insanları ikna etmekte bazen zorlandıklarını yolunda bizi düşündürüyor. Umarız yeni bir ihanetle karşılaşmayız diyeceğim ama gene de karşılaşacağız gibi bir durum var. Biz elimizden geleni her şeyi yapmaya hazırız. Bu konuda da işte böyle bir projenin olması, olmaması bizim girişimlerimizi de engelliyor. Şöyle bir şey olsa, işte biz buraya şunu yapacağız, boyutlarda olacak, şöyle olacak desem bu sefer bunu işte şehir plancılarıyla veya da mimarlar odasıyla şunlarla görüşüp işi yargı yoluna taşıma durumu olur. Fakat öyle bir şey de yok ortada. Mülk zaten şu anda kimin olduğu belli değil. Bugün devredilmediğini bilmiyoruz. Öyle bir durum var. Yani devredilip devredilmemesi de önemli değil. Ben başta belirttiğim gibi şehre yeni bir yoğunluk kazandıracak bir ihanetle karşı karşıya kalmayalım. Benim derdim. Ben ilçe başkanlığının haricinde ayrıca hem çevre başkanıyım hem insan hakları başkanıyım. Ve bu konuyla ilgili olarak ben konuyu zaten adli makamlara taşımıştım. Suç duyurusunda bulunmuştum. Bunun sebebi neydi? Şeffaflık yoktu. Net bir ifade yoktu. Burada olabilecek olan her türlü tabir mübit ve mazur gibi en tırka döndü. Ordu Büyükşehir Belediyesi burayı, bugün ben izledim programını, dinledim. 17 milyon liraya burayı SGK'ya veriyorlar borç karşılığı. 20 milyon liraya geri alıyorlar. 3 milyon lira bir kamu zararı. Bir. İkincisi, burayı çok özür diliyorum, tabirimi mazur görün. SGK'ya 17 milyon liraya vereceğinizde babanızın oğlunu o araziyi 50 milyon liraya zaten satardınız. Herkes orayı alırdı. Bu da bir ayrı bir boyutu. Bunu bir açık oturumu yaptı bugün Nihat Bey. Burayla ilgili ne iç modülatör konulardan dolayı tatminkar olduğunu açık açık yayında söylediler, ne de dışarıdan yorum yapanlar hiç kimse ikna olmadığını ifade etti. Yani Sayın Ali Yalçın mesela bir mesaj çekti. İzledim ama kesinlikle hiç tatmin olmadım dedi. Hiç kimse kimsenin hakkını yemesin. Burası kimsenin babasının çiftliği değil, babanın çiftliği gibi at koşturamazsınız. Biz öncelikle buranın aslında yeşil alan olmasını istedik. Çünkü memleketimizde yeşil alan diye bir şey kalmadı. Bitti. Velhasıl netice itibariyle buradaki esnaflar mağdur edilmesin dedik. Ancak bugün el altından dükkan satıldığını biz şahidiz. Ben bile bir şahidim. El altından 300 milyon liraya, 500 milyon liraya alınan dükkanlar ayak üstü 1,5 trilyon liraya satılıyor. Bunlar yaşanıyor. Ve en önemlisi, biraz önce Sayın Başkan da ifade ettiği gibi, Devlet İhale Kanunu 5886'ya göre ihale olması gerekirken, bunu Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Orkent'in üzerine aktarıyorlar. Orkent'te şirket olduğu için Büyükşehir'e bağlı olsa dahi ihale yapma mecburiyetim olmadığı için ben istediğime veririm diyor. Kimseye de hesap vermek zorunda değilim diyor. Yani bu ne ahlaki bence, ne vicdani, şeffaf olunmadığından hala ve hala evrak bugün gelecek, yarın gelecek deniyor. Ünye kimsenin babasının çiftliği değil. Ben hatta Sayın Hüseyin Tavlu'nun bile burası Ordu Büyükşehir olsa dahi Ünye esnafına sahip çıkmasını isterdim. Bu konuyla ilgili ne Sayın Hilmi Güler, ne Sayın Hüseyin Tavlu buradaki esnafla ilgili bu zamana kadar bir kere açıklama yapmadılar.
Ya biz bu kadar sahipsiz değiliz. Biz bu işin takipçisi olacağız. Dünyayı da kimseye peşkeş çektirmemenin gayreti içerisinde olacağız.